Günaydın arkadaşlar, günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun, bizler çok çok iyiyiz. Bugün günlerden cuma arkadaşlar, cumanız mübarek olsun. Bütün dilekleriniz, bütün dualarınız kabul olsun inşallah. Okumuş olduğunuz Kur'anları, yapmış olduğunuz ibadetleri Allah kabul etsin inşallah arkadaşlarım. Arkadaşlarım, güzel güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için Allah razı olsun sizlerden. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bugün arkadaşlar sizlere pazar alışverişimi göstereceğim. Market alışverişi yapmadım arkadaşlar. Daha önce zaten ben çocukken de vardı bu pazarda, bilirsiniz, kiloyla satılan yerler. Bulgurumu, pirincimi bu sefer oradan aldım. Bir çocukluğumu yaşayayım dedim. Sizlere onları da göstereceğim arkadaşlar. Daha önce ben çocukken oradan alışverişlik yapıyorduk. Yani pazarımıza geliyordu. Oradan alıyorduk. Hem dedim ben bir şey olsun, bir değişiklik olsun diye oradan aldım. Market alışverişimi de pazardan yaptım yani. Bu sefer öyle oldu. Hem pazar alışverişim hem market alışverişim diyeyim. Göstereceğim inşallah sizlere. Tabi biliyorsunuz ben söylemiştim zaten daha önce de. Bu pandemi nedeniyle ben hemen dolaba koymuyorum, yerleştirmiyorum, poşetlerini değiştiriyorum. Bir gece ayazladıyorum arkadaşlar, yani dinlendiriyorum. Ondan sonra dolabıma yerleştiriyorum. İnşallah siz de öyle yapıyorsunuzdur. Ben korktuğumdan öyle yapıyorum arkadaşlar. Her zaman diyorum ya, zaten sizlere de biliyorsunuz, beni artık tanıdınız. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar size. Bugün arkadaşlar yemek yapmayacağım. Biraz yemeklerimizden var. Onları yiyeceğiz. Allah bereket versin inşallah herkesin evine. Bakalım nerede buluşuruz? Herhalde pazar alışverişinde buluşuruz. Bugün günümüzde güneşli ama dün birazcık daha ılıydı. Bugün güneşler iyi, evden içi çok soğuk. Yine soğuk yani. Her mevsimin bir güzelliği var. Tabii yazında, kışında bir güzelliği olacak. Soğuk yani, her yer soğuk. Karların soğuğu bizlere geliyor. İnşallah bu soğukta da şu korona denilen illet de gider. Arkadaşlar işte diyeceğim bu kadar. İnşallah pazar alışverişinde görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar şöyle aldıklarımı göstereceğim sizlere. Allah'ın izniyle inşallah. Arkadaşlar şöyle pazar alışverişini göstereyim ilk önce. Söylemiştim benim zamanımda arkadaşlar şey vardı. Biz pazardan alırdık kuru maddelerini. Bundan 30 sene, 25-30 sene öncesini söylüyorum. Bu sefer de arkadaşlar pazardan aldım kuru şeyleri, market ürünlerinde yani. Şöyle ıspanak aldım arkadaşlar. Şöyle kabak aldım şu şekilde. Market alışverişlerini sonra göstereceğim. Şöyle salatalık. Şöyle mantar arkadaşlar. Biz mantarı çok seviyoruz küçük oğlumla beraber. Şöyle birazcık biber aldım arkadaşlar. Şöyle şurada da biber var arkadaşlar. Azıcık köy biber aldım. Azıcık normal acı biber aldım. 2 kilo kadar domates aldık arkadaşlar. Şurada çerezim var bir saniye. Market alışverişim bu kadar. Şey, pazar alışverişim bu kadar arkadaşlar. Bir de balık aldım. Onu da dolaba koydum arkadaşlar. Şöyle söyledim market alışveriş arkadaşlar. Toptan aldım yani. Pazarlarda toptancılar olur. Siz de biliyorsunuzdur. Ben küçükken hep oradan alışverişlik yapardı annem. Arkadaşlar benim babam, ben 6 yaşında, 5 yaşındayken vefat etmiş. O yüzden markete gittiğin zaman onun pahalı oluyor diye annem hep pazardan alırdı her şeyimizi. Allah razı olsun. Allah uzun uzun ömürler versin arkadaşlar anneme. Annem yaşıyor. Ama babam, ben 5 yaşındayken vefat etmiş arkadaşlar. Ben yani babamın şey söyledim ama ben çok kötü oluyorum. Neyse ben başka şeyler düşünmek istiyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar market toptan söylemiştim ya biraz önce. Babam aklına gelince arkadaşlar böyle oluyorum ben. Ben babasızlığı çok yaşıyorum. Acısı çok büyük yani içimde. Kusuruma bakmayın lütfen. Şöyle arkadaşlar. Biz buna böğürülçe deriz. Buradakiler ölübü diyorlar söylediğim gibi. Ben yeşilini yapıyordum ya. Dolaba koyup yapıyoruz. Kurusunu aldım arkadaşlar. Bir de böyle yapacağım. Bunu salatasını çok seviyoruz biz. Şöyle leblebi aldım arkadaşlar. Şöyle pirincimi aldım.
Şöyle bulgur aldım arkadaşlar. Bulgurum var. Şurada makarnam var arkadaşlar. Eskilere gittim arkadaşlar ben. Çok duygulandım. Pazarda da çok duygulandım. Şöyle Arpaşehri arkadaşlar. Şurada peynirim var. Peynirimin azıcığını saklama kabıma koydum. Kahvaltıda biraz önce yedik. Şöyle peynirim var. Şöyle sucuk aldım arkadaşlar pazardan. Sucukçumuz var yani biz devamlı gittik de şey yaptığımız. Şöyle kuru yemiş aldım her zamanki gibi karışık. Şurada arkadaşlar hani size göstermiştim burası market her türlü şeyler var diye. Oradan birkaç bir şeyler de aldık. Hem piknik yaptık eşimle parkta. Oradan kalan bunlar arkadaşlar şöyle. Şunları aldım o marketten. Halley aldım. Şöyle tuzlu çiğze aldım. Şöyle şu şekilde. Bunlar da orada bazılarını yedik, bazıları kaldı. İşte kalanları getirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Bir kolide yumurta aldım arkadaşlar. Yumurta çok pahalı. Ama pazarda pazarda 17 liraya geldi arkadaşlar. Normalde 20 lira bizim burada. 19-20 lira. Pazarda 17 liraya geldi. 17 liraya aldım. Başka da bir şey almadım arkadaşlar. Bu kadar da alışverişimde. Arkadaşlar ben babamın ismini söylediğim zaman yani baba kelimesi çıktığı zaman ben çok kötü oluyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Lütfen birazcık kötü oldum. Durdum çektim. Yani size kötü olmuş olabilir. Kötü yansıtmış olabilirim. Çok çok özür dilerim. Ben baba kelimesini duyduğum zaman ben çok kötü oluyorum arkadaşlar. Ha, bir de lahana aldım arkadaşlar. İki tane de lahana. Biri kırmızı lahana, biri de beyaz lahana aldım. Bu kadar arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadardı. Allah güle güle yedirmek nasip etsin inşallah herkese. Bir sonraki bakalım nerede görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar şöyle kahvemle yine geldim. Dün içemedim arkadaşlar ama Manavgat'tan geldikten sonra ben birer kahve içtik eşimle. Ondan sonra işlerimi yaptım arkadaşlar dün de. Dün içemedim ama rahat rahat. Şöyle kahvemle geldim. Kusura bakmayın bulaşık makinem çalışıyor. Ses olabilir. Buyurun gelin hep beraber olsun arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Bakalım nerede buluşuruz. Size havayı da çekeceğim inşallah. Yani güneşi, denizi, her şeyi çekeceğim arkadaşlar. Bugün balkondan görünümüm gelecek. Dün gelmedi ama dün sahilden geldi. Bugün balkonumdan gelecek inşallah Allah izin verirse. Sizleri onu da çekeceğim. Bu şekilde kahvemi içip görüşürüz. Arkadaşlar bugünkü görünüm de bu. Sizlere çekeceğim demiştim biraz önce balkondan da. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir hava var. Dışarısı günlük güneşlik ama dışarılar soğuk arkadaşlar şöyle. Bir tane balıkçı gemisi var ama size gösterebilecek miyim? Şöyle yakınlaştırırsam belki görürsünüz arkadaşlar şöyle. Görüyor musunuz bilmiyorum ki ya. Şöyle göstereyim sizlere balıkçı gemisi arkadaşlar. Şöyle bugünkü havamız bu. Böyle arkadaşlar. Havamız çok güzel ama dışarılar, içeriler çok soğuk. Güneş kesin hakkı don olacak. Zaten don olmuş gece tekrar. Gece donmuş. Yani yağlarımdan biliyorum. Biz zeytinyağı kullanıyoruz ya yağlarımız hep donmuş. O yüzden bildim arkadaşlar gece don olmuş yani. Zaten herkes de serasını yakmaya gitmişti bugün, dün gece. Şöyle bugünkü görünüm bu. Denizin üstü pasparlak. Allah'ım her mevsim bir güzelliğini yaratıyor. Kurban oldum Allah'ım. Böyle arkadaşlar bugünkü görünüm bu. Bu şekilde şöyle. Dün sahilden götürdüm sizleri. Bugün de balkonumdan göstereyim dedim. Şöyle. Belki seraya inerim arkadaşlar. İnersem oraları da göstereceğim sizlere tekrar. Ama bugün çok yoruldum. Dolabımın içini temizledim. Gördünüz. Pazar alışverişim vardı. Onları yerleştirdim, sildim, temizledim dolabı. O yüzden birazcık yoruldum. Mutfakta bayağı bir uğraşıyorum. Bir iki saat kadar durdum. Şöyle malum dolap yerleştirmesi zor oluyor. Şöyle gördünüz arkadaşlar şöyle. Çok güzel bir hava var. Buyurun gelin hep beraber oturalım. İnşallah. Şöyle. Arkadaşlar benim bu çiçeğim bir kazaya kurban gitmişti. Sizlere söylemiştim çocuklar
Galatasaray maçında küçük oğlum devirdiydi. Ben bunu toprağını tazeledim, saksısını değiştirdim, kurtarmaya çalıştım ama olmadı arkadaşlar. Yapraklar hep döküldü. Yani sonradan sonraya açar mı? Ben bunu ne yapmam gerekiyor? Beni bir bilgilendirir misiniz? Yani bileniniz varsa lütfen yorum kısmına yazın. Yalnız dalları daha yeşil. Sadece yapraklarıyla kırmızı çiçek olan yeri döküldü arkadaşlar. Yalnız dalları daha yeşil. Dalı yani. Görüyorsunuz daha yemiş, bir kurma falan yok. İnşallah kurtarabilirim arkadaşlar. Lütfen bir bilginiz varsa bana yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Bu çiçeğimi çok seviyordum arkadaşlar. Çok seviyordum yani, biliyorsunuz demiştim sizlere de. Oğlumun hediyesiydi. Böyle bir kazaya kurban gitti yani. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen bana bir bilgi verin. Verirseniz de çok teşekkür ederim. Yani yorum kısmına yazarsanız çok teşekkür ederim şimdiden. Allah razı olun. Yani bak da tomurcak falan var gibi sanki. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah ölmez. Güneşe mi koymam gerekiyor, gölgeye mi koymam gerekiyor, ne yapmam gerektiğini yazarsanız çok sevinirim. Bu arada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle güneşe çıktım, işlerimi bitirdim. İkindinin namazımı kıldım Allah'ın izniyle. Şöyle güneşe çıktım, şöyle çay eşliğinde birazcık oturayım istedim. Çay içiyorum balkonumda. Şöyle gelin hep beraber içelim arkadaşlar. Şöyle görünüm de bu. Çay içiyorum. Çayı içip ondan sonra akşam yemekleri hazırlıkları. Yemeklerim var zaten, dünden söylemiştim. Onları hazırlayacağım arkadaşlar. Çay içtikten sonra o yemek saati inşallah. Sobamın içini doldurdum. Sobamı yakarım. Gün bugün de bitti arkadaşlar. Allah'ım bugünlerimize de hamdolsun. Hayırlı geceler arkadaşlar, hayırlı geceler. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.